Merhaba sayın seyirciler. Bugün 8 Şubat Perşembe. Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem'de bugün konuklarımız Buca Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Ekrem Selimler. Ekrem Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Ve Nodem Şah Vatansever. Nodem Şah Hanım hoş geldiniz. Evet, ilginç bir isim. İsmin hikayesini biraz sonra soralım ama hemen Ekrem Bey'e döneyim. Ekrem Bey'le başlayalım. Evet Ekrem Bey. Buca göçmenleri aslında daha önce sizi konuk ettik burada. Evet, ama şöyle kısaca bir dernekten bahseder miyiz gene de? Bu şeye geçmeden, etkinliğe geçmeden önce. Ben özellikle Ahmet Bey şahsınıza ve Yeni Gün TV ailesine bizleri misafir ettiği ve stüdyolarında ağırladıkları için özellikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buca Rumeli Göçmenleri Derneğimizi bizler 1998 yılında kurduk. Buca merkezli. 1950'li yıllarda Balkanlardan gelen ailelerden oluşan, özellikle Makedonya ve çevresinden gelen aileler tarafından oluşan ve bir dernek. 1950 yıllarında dedelerimiz Balkanlardan gelmişler ama zamanın Türkiye şartları, evleri yok, barkları yok, efendim iş imkanları yok. Orada tüm mallarını, yüklerini, her şeyini bırakmak zorunda kalmışlar. Zorunlu göçe tabi olmuşlar Balkanlardan. Buraya gelince tabii iş kuracaklar, evlerini yapacaklar, maişetlerini, yaşamlarını sürdürecekler. O yüzden tabii dernekleşme uzun yıllar sonra olmuş. Torunlarına olan bizlere bu derneği kurmak nasip olmuş. Düşünün 1950'de gelmişler. Yaklaşık 30 sene, 40 sene sonra ancak dernekleşme olmuş. Bu derneği de bizler kurduk Buca'da. 98 yılında dediğimiz gibi Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında derneğimizi Buca merkezimizde, Buca'nın Kozağaç mahallesinde Balkan Rumeli camiasının yoğun şekilde oldu. Yaşadığı bir muhitte kurduk. İsterseniz biraz dernek faaliyetlerinden 98 Tabii. yılında kurdunuz, neler yaptınız, sene 2018, 20 yıl geçmiş. Biraz sonra 20. yıl etkinliklerimizden de bahsedeceğiz. Bizler 98 yılında kurduk. Ahmet Bey'in 99 yılında Türkiye'de büyük deprem oldu. Biliyorsunuz İstanbul'daki, Yalova'daki o büyük deprem. Yeni dernekleşmek, dernek kurduk, merkezimizi açtık. Sağ olsun o dönem Buca Belediye Başkanımız Cem İşeboy'du. Cem İşeboy Bey'in çok fazla derneğimizin kurulması, o da bizim hemşerimiz, derneğimizin üyesi aynı zamanda çok büyük katkıları olmuştur. Yine o dönemin Esnaf Odaları Başkanı Sayın Mehmet Ali Susam Bey, onu da buradan selamlıyorum. O da bizim hemşerimizdir, derneğimizin üyesidir, kuruluşunda aktif bulunmuştur. Yine dönemin 1998 yılının bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Işılay Saygın, o dönemin bakanı. Onun çok büyük katkıları olmuştur. O da hemşerimizdir. Sağ olsun. Yani böyle güzel bir Şu andaki belediye başkanı da. Şu anki tabii Levent Piriştina da, o da bizim hemşerimiz. Hemşerimiz. O da gecemize hem katkı koyacak, hem gecemizde de inşallah hep birlikte olacağız. Hı hı. Dediğim gibi 98 yılında derneğimizi kurduk. 99 yılında büyük deprem oldu. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği daha genç, yeni bir derneğiz. Neler yapabiliriz diye düşündük bu büyük depremde. Çok çabuk organize olduk. Yani sivil toplum örgütlerinin önemi burada ortaya çıkıyor aslında. Belki bu derneği kurmuş olmasaydık ferdi bazı şeyler yapılabilecekti. Ama 99 depreminde bizler seyyar tuvaletler yaptırdık. Bizler bir tır dolusu gıdalar topladık. Yardımlar topladık ve deprem bölgesine Kızılay vasıtasıyla ve Buca Belediyesi vasıtasıyla ulaştırdık. Düşünsenize neler lazımdı? Deprem olmuş, çok büyük, binlerce insan öldü 99 depreminde. Bunu yaptık. İlk yaptığımız etkinlik 99 depremindeki depremzede olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak. Çok ilginç ama pek akla gelecek bir şey değil seyyar tuvalet. Evet, yani oradan biz sorduk zaten. Aslında neden? Çok fazla ihtiyaç var ama. Çünkü her yer yıkılmış, düşünsenize. Evet. Her yer yıkılmış. İnsanların tuvalet ihtiyaçları var, binalar yerle bir olmuş, o binaların içerisinden insanları çıkartmaya çalışıyorlar.
bizden istendi de zaten. Yani yardım yapmak istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Bunları yaptırdık biz. Böyle güzel organizasyonlarda bulunduk. Yardımlaşma, dayanışma adına çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Bir halk oyunları ekibimiz var mesela derneğimizin. Balkanlara götürdük. Kültürümüzü yaşatma, folklorumuzu, halk oyunlarımızı yaşatma adına organizasyonlarda bulunduk. Yine bizim bu halk oyunları ekibimiz Makedonya'da Pirlepe'de yapılan uluslararası Balkan halk oyunları yarışmasında birinci oldu. İnanın Makedonya'daki yaşayan Makedonlar bile bizim Makedon halk oyunlarını oynadı gençlerimiz. Dedelerimizden çünkü o kültürü halen yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Yani dillerini ısırdılar. Yani yok dediler böyle bir şey. Yani ve alkışladılar. Siz bu oyunları Türkiye'de yaşıyorsunuz. 40 sene olmuş Türkiye'ye gideli. Halen bu oyunlarla buraya gelmişsiniz. Bravo deyip oradaki yaşayan Torbeşler, Makedonlar, Arnavutlar herkes alkışladı ve birinci oldu ekibimiz. Yani biz böyle bir simit oldu. O ekip hala... Tabii o ekip halen yaşıyor, halen yaşatıyoruz ve o ekip sizleri de davet ediyorum. Yeni Gün TV ailesiyle de bizleri seyreden tüm evladı Fatihanları, tüm dostları, tüm İzmirlileri, tüm Bucuduları da davet ediyorum. O ekip o gün güzel bir gösteri yapacak. Evet. Yani bahsediyorum. O gün derken 17 Şubat bizim 17 20. kuruluş yıl dönümümüz. Biz 17 Şubat tarihinde İzmir'de, Buca'da, Altınsaray salondaki en büyük salon orası. O yüzden orayı tuttuk. Orada binlerce dostlarla, gönüldaşlarla, hemşehrilerimizle, sizlerle birlikte doyasıya eğlence, doyasıya güzellikleri, kültürel faaliyetleri yaşayacağız. Burada Nodemşah Vatansever hanımefendi de aramızda. Sağ olsun kendisi bizim Balkan kültürünü temsilen, Balkan kıyafetlerini en güzel şekilde yaşatan, en güzel şekilde kreasyonu 2018 kreasyonunu da hazırladı. Şalvar kıyafetlerimiz var. Kendisi birazdan onun alanına girmeyeyim. Evet. Birazdan kendisi anlatır. Birazdan gene Simel kuaför kardeşimiz var. Yani Balkan Kadınları Derneğimizden bu hanımefendiler aynı zamanda. Kendileri saç tasarımlarında yine Balkanları temsilen bizim gelin başlarını yapıyorlar. Yine bir organizasyon işiyle uğraşan münevver kızımız var. Onlar da sırasıyla birazdan... Oraya geçmeden ben hemen Nodemşah Hanım'a döneyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce şu isimden başlayalım mı? Başlayalım. Nedir bu? Nodemşah gerçekten çok ilginç geldi bana. Ya benim babaannemin adı. Babaannemin adı, dayım şey demişti, cennette bir çiçekmiş anlamı. Siz biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum ama çok orijinal, güzel bir isim. Evet. Yani kulağa hoş geliyor Nodemşah. Başta küçükken yadırgıyordum. Çünkü her gittiğim yerde 3-4 kere soruyordular. Ne anlayamıyordular adımı. Ama şimdi adımı yaşatıyorum. Pek kullanılan bir isim değil. Yani. İlk kez duydum. Ama o taraflarda, Makedonya'da çok kullanılan bir isim mi? Var. Sizin var. Bölgede özellikle. Yani. Burada da vardı ama var sanırım şimdi tek kaldım. Yaşlılarımız. Tek mi kaldınız? Evet, sizi biraz tanıyalım. Siz neler yaparsınız? Gerçi Ekrem Bey biraz bahsetti ama. Ya ben kültürümüzü yaşatmaya çalışıyorum. Gelin kızlarımızı giydiriyoruz kına gecelerinde. Ben çocukluktan beri bu işin içindeyim aslında. Ama 9 yıldır faaliyetteyim. Ve İzmir'de ilkim. İzmir'de ilk bu işi yapmaya başlayanlardanım. Önceden tabii evlerde bayanlar vardı, terzilerimiz vardı. Onlar dikiyorlardı ama dükkan olarak ilk ben yaptım bu işi. Nedir? Yaptıklarınız nelerdir? Ya şimdi, o bölgenin giysileri mi? Evet, kına gecelerinde göçmenlerin giydiği kıyafetleri yapıyoruz. Gömlek, yelek, sırma yelekler oluyor. Göçmenler derken sırma, sadece sizin bölge mi? Makedonya. Makedon hepsine. Makedon. Boşnakları, Arnavutları. Hepsi. Zorbeşleri hepsini kapsıyor. Onun hepsinin kıyafetlerini hazırlıyoruz. Şalvarından tutun kemerine, mendiline ve bizim birazcık süslüdür göçmenler. Biraz şaşayı severiz. Hep uzun süre herhalde o değil mi? Hep el işi çalışıyoruz. Biraz uzun sürüyor, yorucu ama bittiğinde çok az alıyorum. Çok severek yapıyorum işimi. Güzel. Evet, bu gece için de 17'si için neler hazırladınız? Bir de onlardan bahsedin. Bu gece için yaklaşık 60 tane kıyafet hazırladım. Kızlarımızın kına gecede giyeceklerini. Bazı şeyleri ben tasarladım, çoğunu diyeyim.
Balkanlara esinlenen şeyler de var tabii de. Hı-hı. Ama bizim yeni kreasyonlarımız da var. Çok değişik, çok sürprizlerle geliyoruz. Harika şeyler yaptık. Özel tasarımlar var mı özel yoksa tasarımlar böyle, da yoksa var. Sadece böyle bir hayır tamam. Özel tasarımlar da var. Yani diyorsunuz ki gelin ayın 17'sinde bomba gibi geliyoruz. Gelin 17'sinde görün bu tasarımları. Yani çok güzel şeyler hazırladım ve gece saat 4'lere 5'lere kadar oturuyorum. Bazen bir günde sabah 7 olmuş, farkında değilim. Eşim işe kalkıyor. Ben hala işle uğraşıyorum. Yani o kadar severek yapıyorum ki saatin farkında bile değilim. Yani gerçekten güçlü hazırlandık. Evet. Orada da, ne de folklor oynayacak gençlerin tasarımları evet. Size ait. Ben gelinlerin giyeceği kıyafetlere daha çok şey yapıyorum. Folklorla arkadaşlar ayrı. Ahmet Beyciğim şimdi o gün çok sürpriz güzellikleri yaşayacağız hep birlikte. Nurda Hemşah Hanım dediği gibi 70'e yakın kıyafetiyle bizim Balkanlı genç kızlarımız, hepsi zaten manken gibi kızlarımız. Evet. Bu kızlarımızı giydirecekler ve Balkanlarda aynı anda 70 tane kızımızın temenna gösterileri olacak. Temenna ne demek? Temenna gösterisi. Gelinin kayınvalidesine, büyüklerine saygısı. Büyüklerine saygısını böyle bir selamlamamız var bizim. Merasimlerimiz var. O merasimi orada yaşayacağız. Yani çok güzel dediğim gibi kına gecesi merasimlerini yani bizim eskiden Balkanlarda kına gecelerimiz nasıl olurdu? Gelin almamız nasıl olurdu? Kıyafetlerimiz nasıldı? Biz o kıyafetleri, o gelin almaları, o kına gecelerini hala müziğimizde, kıyafetlerimizde, saçlarımızla. Kültürümüzde, saçlarımızda yaşatıyoruz. Bunun, düşünün 100 yıl önce Balkanlardaki gelin alma merasimi nasılsa biz bunun gösterimini sergileyeceğiz 20. yılımızda. Bu olmadı daha önce böyle bir gece. Bu geceyi özel bizlere kıyafetleriyle Nurda Hemşah Hanım hazırladı. Diğer biraz sonra misafir edeceğiniz hanımefendiler de bahsedecek. Onların çok büyük katkısı. Saçları kim hazırlayacak? Saçları da Sibel Hanım var. Sibel Ertürk hanımefendi. Birazdan Sibel kuaför. O zaman şöyle yapalım. Biz Nurda Hemşah Hanım'a son sorumuzu soralım. Sonra Sibel Hanım buraya gelirken Nurda Hemşah Hanım'ı gönderelim. Olur tabii ki. Sizinle sohbet edelim. Evet. Gece için 70 kişilik aynı anda 70 tane kızımız kıyafetlerini giyecekler. Ya iki bölümde olacak. Çünkü bir bölüm çıkıp sahneden dolayı bir bölüm çıkacak. Ondan sonra tekrar arada bir şey olup biz tekrar kızlarımızın üzerine değiştireceğiz. Çünkü 70 kızı bir araya getirmek ve saç tasarımları şeyleri biraz çok yük olacak. Şey. Bir günde hazırlanma. Balkan kızlarını o kadar methettiniz ki şimdi böyle gerçekten. Harika kızlarımız. Gerçekten evet. Mankenler. Çok güzel bir şey. Evet. Evet, aslında özgüvenli olmak lazım. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ya bir de gençlerimizin bunu beğenmesi, buna şey duymaları, ilgi duymaları gerçekten çok güzel bir şey. Ve artıyor. Gittikçe artıyor. İlk yıllarda bu kadar değildi. Ama bu son 2 yıl benim hem müşteri potansiyelim arttı, hem kızların ilgisi arttı. Ve şimdi birçok yabancılar da gelip bizden o kıyafetleri isteyenler var. Çünkü değişik geliyor. Tasarımlarımız değişiyor. Evet, epey size iş düştü gecede. Evet. Yani ama İzmir'de tek mi kaldınız bu alanda? Ya var, artıda var. Daha var mı? Var. Benden ama, sonra açanlar oldu. İyi bir pazarı da var diyorsunuz. Evet, yani. Var. Tabii kesinlikle. Var. Evet. Bir de oraya özür dilerim Ahmet Bey. O gecenin sonunda gene kıyafetle bağlantılıyken bizim gelinliklerim şu tarih edemiyor. 100 yıl önce anneannelerimizin 150 yıl önce 200 yıl önce anneannelerimizin giydiği kıyafet ismi şutare. 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 Bizde orijinal bir 100 yıllık şutaremiz var ve finalde şutaremizi orada sergileyeceğiz. Yine bir manken kızımız o şutareyi giyecek. Yine sizin orijinal bir kıyafet. Evet. O kıyafetle de bir gösteri yapacağız. Yani dolu dolu kültürümüzü seviyoruz. Neden seviyoruz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kültürümüz içerisinden çıkan bir büyüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve biz ondan bir payı alıyoruz. Rumeli kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Rumeli'den gelenler evladı Fatihan'dır demiş. Biz bu evladı Fatihan kültürünü tırnak içerisine alıyoruz. Atatürk bize bu payı vermiş. Kıyafetlerimizle, müziğimizle, folklorumuzla, kültürümüzle yaşayıp yaşamaya çalışıyoruz. Evet, biz işte Nurda Hemşah Hanım'a teşekkür edelim. Teşekkür
Size kolaylıklar, başarılar dileriz. Sizi gönderirken hemen Sibel Hanım'ı çağıralım buraya. Bir dakika oturun. Arkadaşlar hallederler o işi. Biz de bu arada sohbetimize devam edelim. Size çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Başarılar dileriz. Evet, devam ediyoruz konuşmamıza. Ne demiştiniz? Şu tare demiştiniz değil mi? Evet, şu tare bizim... Bu hala kullanılıyor mu Makedonya'da? Halen kullanılıyor belli bölgelerde. Bizler de kültürel olarak halen sahipleniyoruz. Artık tabii o tip şu tareler Türkiye'de giyilmiyor ama bir kültürel etkinlik, bir kültürel zenginlik, oradaki o renkler, o böyle demek Balkan insanları ne kadar cıvıl cıvıl, ne kadar rengarenk olduğunu, ne kadar hoşgörülü olduğunu da gösteren birer bizim için ölçü de olmuş oluyor. Demin de dediğim gibi bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız payeyi kendimize çok yapıştırıyoruz. Bu kaybedilmiş toprakların aziz hatıraları demiş, evladı Fatihanlar demiş bizlere. Bizler bu evladı Fatihan kültürünü kendimize açıkçası çok yakıştırıyoruz. Ve bu evladı Fatihan kültürünün şu an için Türkiye'de bizler için ne kadar da önemli olduğunun farkına varıyoruz. Çünkü evladı Fatihan kültürünün içerisinde kesinlikle kafatası milliyetçiliği yok. Kesinlikle tüm kültürlerle köprü vazifesi görme özelliği var. Kesinlikle bizler Türkiye'de Balkanlılar olarak bir kendimizi ayrı bir yere koymuyoruz. Balkan Rumeli kültürü olarak Türkiye'de yaşayan tüm kültürlerle birer köprü vazifesi görmeye de çalışıyoruz. Şu an için yine mesaj vermek gerekecek olursa Türkiye'de gündemiyle alakalı. Bizler Türkiye'de yaşayan Kürtlerle de kardeşiz, Araplarla da kardeşiz. Diğer tüm kültürlerle de, tüm Müslümanlarla, tüm gayrimüslimlerle de kol kola lider ülke, büyük Türkiye, tek vatan, tek millet, tek bayrak adı altında yaşamaya gayret ediyoruz. Bu asırlardır birlikteydik. Asırlardır birlikteyiz. Yani bu vesileyle de bir mesaj da verebilir miyim? Onu biraz, mesajları biraz sonra verelim. Hemen yeni konumuza dönelim, müsaade ederseniz. Evet, az önce Nadiyam Şah Hanım güzel gelinlikler, güzel giysilerden bahsetti. Ama o giysilerin bir de üst tarafı var. Evet. Öyle mi? Evet. O üst tarafta size mi ait? Saç tasarımları. Evet, Sibel Ertürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, siz saç tasarımları yapacaksınız, evet. 17'sinde. Kaç tane genç var böyle? 50'ye yakın kızımız var. 50'ye yakın. Evet, 50'ye yakın. Cuma gecesinden başlayacağız. Sabaha kadar çalışacağız. Gece yapınca böyle bozulmayacak mı ertesi gün şeye? Garantili bizim. Garantili. Ne kadar güzel. Evet. Bu özel bir saç tasarım var mı yoksa? Tabii ki var. O herkesin var. İsteğine göre mi? Nasıl yani? Yani sizin bölgeye özgü bir şey var mı? Mesela tabii kızlar ki. Gelinlik elbiseyle falan olacağı için. Tabii ki. O yüzden. Şatelenin üstüne bizde pomak başı yapılıyor. Kalemle ve sabunla tasarlı ve değişik bir saç modelimiz var, onu da çıkaracağız. Beni çok açtığı için şey değil. Evet, sabunla ve pamukla. Yok, kurşun kalemle. Kurşun kalem. Bildiğimiz yeşil sabunla kurşun kalemi sarıyoruz, pomak başı yapıyoruz biz onlardan. Yani, pomak başı, boşnak başı, evet, başı böyle aynen. Hep Balkan Eski Balkan gelinleri saçları. Yani onları şey yapacağız, sergileyeceğiz. Harika. Siz de o bölgeden geliyorsunuz. Aynen öyle. Siz nereden geliyorsunuz? Hangi Makedonya'nın neresinden? Benim eşim. Ben Macar'ım ama eşim tam yani pomak. Pomak. Evet, tam pomak o. Aynen. Dernekte çalışıyorsunuz siz de. Rumeli Balkan kadınları. Evet. Kadınlar da. Aynen. Evet, ne düşünüyorsunuz bu gece için? Gerçekten Ekrem Bey geldiğinden beri Balkan kadınlarına işte şöyle güzeller, böyle manken gibi falan diye anlatıp duruyor durmadan.
tabii. O geceyi muhakkak Ahmet Bey'i gelip göreceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki Ekrem Bey az söylemişsiniz. Evet, çok evet güzel. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, 70'e yakın bayan dediniz, özel... Evet, temanilerimiz olacak, hı-hı, şovlarımız olacak, çok büyük görsellerimiz olacak, çok güzel olacak gerçekten. Çok iyi hazırlandık. İnanın bir gün bile boş durmuyoruz bu gece için. Sağ olsun federasyon başkanımız Ekrem Selimler'in de desteklerinden dolayı. Hep birlikte. Yani hep birlikte güzel şeyler çıkartacağız ortaya Allah'ın izniyle inşallah. Evet, gerçekten Balkan Rumeli düğünleri çok farklı olmaya başladı. Aslında çok. Bizim Ege'deki düğünlere de yani Balkan adetleri iyiden iyiye böyle damga vurmaya başladı. Kesinlikle. O gelin alayı falan vardı evet, böyle. Evet, evet. Her şey. Gelin alayı mı? Ne diyor? Ne deniyor? Damat alayı. Damat, gelin damat alayı. Damat alayı. Damat, evet. Damat alayı. Yani, yani hemen hemen bütün düğünlerde onu görüyorum. Yani göçmen olmasa bile. Tabii tabii. Yani bu da artık Türkiye'de Balkan Rumeli insanlarının da artık STK'lar olarak, kültürel faaliyet olarak öne çıkmaya başladığının göstergesi aslında. Hı hı. Yani İzmir'imiz bir Balkan kenti, Türkiye'miz bir Balkan ülkesi aslında. Yani İzmir'imiz gerçekten nüfusun üçte birinden fazlasının Balkan Rumeli insanından oluşuyor. İstanbul'u, Bursa'sı, inanın bizim Diyarbakır'da bile Arnavut köylerimiz var. Ta Diyarbakır'da şu anda yaşayan Arnavutlarımız var. Sivas Suşehri, Balkan Rumeli insanları, Samsun, efendim söyleyeyim, yani Türkiye'nin hemen hemen her bir köşesinde Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet dönemi sonrası, 1950 yılları sonrası, en son 1989, Bulgaristan'dan gelen soydaşların göçleriyle Türkiye'nin hemen hemen her bir köşesi Balkan Rumeli kokuyor. Her bir köşesi. Tekrar söyleyeyim. Balkan kadınları, Rumeli kadınları gerçekten böyle giyime, kuşama, saça, bakıma çok önem veriyor mu gerçekten? Kesinlikle. Böyle manken, Ekrem Bey sürekli bahsedince böyle kadınlardan. Kesinlikle. Yani bizim için çok önemli. Yani Balkan gelinleri çok önemli. Gösteriş, şatavat. Nedir Balkan gelinlerin bir özelliği böyle gösterişin dışında ne özellikleri var? Güzellikleri. Aynen güzellikleri. Doğal doğal. Biz şimdi şey diyoruz yani bunu söylerken de Balkanlardan bizim ninelerimizin, dedelerimizin gelmesi hem Türkiye'de boy ortalamasını yükselttik diyoruz. Hem Türkiye'nin güzellik anlayışını değiştirdik diyoruz birazcık. Biraz şey oldu ama bunu açık açık söylüyoruz artık. Evet gerçekten Balkan insanı farklı. Her yerde kendini belli ediyor aslında. Birçok anlamda tabii sadece kültürel anlamda değil. Evet tekrar söylüyorum. Bayanlara neler öneriyorsunuz böyle? Özellikle Ege'li bayanları bu kültürü tanımaları için yahutenip bu kültürden almaları gereken bir şeyler var mı? Gerçekten ben söyledi bir şeyler de. Bize gelmeliler, bize uğramalılar diyorum ben. Gecelerimize katılsınlar. Aynen, aynen mutlaka. Tüm halkımızı bekliyoruz. Bu gecelerimizde dediği gibi özellikle bayanlarımıza çok fazla iş düşüyor. Ben kendilerini buradan Sibel Hanım'ı, Münevver Hanım'ı, Nudemşah Hanımefendi'yi gerçekten tebrik ediyorum. Çok fazla emek sarf ediyorlar. Yani, ben biliyorum bir aydır bu organizasyonla alakalı çalışıyorlar, mücadele ediyorlar ve bu işlerini de aşk ile yapıyorlar, gönülden yapıyorlar. Bakın içeriden de Şahit Sibel Hanım çok döndüğü yüzünü göremiyoruz. Niye saklıyor kendisini? Evet, biraz daha yaklaşın isterseniz. Ben evet. Heyecanlıyım, çok fazla konuşamıyorum peki, ama o gecede... O gecede saçın dışında yaptığınız başka şeyler var mı? Bütün organizasyon. Bütün organizasyonla ben ilgileniyorum. Gecenin her şeyiyle dediğim gibi... Ekrem Selimler'in de çok büyük destekleri var, sağ olsun bize. O gece yani anlatılmaz yaşanır. Yaşanır. İnanın ki anlatılacak gibi değil, sadece yaşanacak. O geceye katılıp orada yani, yaşayacaksınız. Müziğimizde Gamze Hanım gelecek mesela. Sibel Hanım şunu söylemek istedi. Balkan kadınları sadece böyle manken gibi güzel değil, aynı zamanda çok çalışkan demek istedi herhalde. Aynen öyle. Çok özverili. Evet. Kesinlikle. Yani Balkanlılardan kız alın, Balkanlara kız vermeyin derler. Evet. Yani Balkan kızları eşine, ailesine son derece bağlıdır. Son derece yakın ilgi ve alaka gösterir yani. Kayınvalidesine olsun, şeyler olsun. Kültürü hala yaşatıyor mu Balkan kadınları? Kesinlikle yaşatıyoruz. Bizim hala oralarda. Düğünlerimiz olsun, yemeklerimiz olsun, kıramit mesalarımız olsun, düğünlerimizde her şey aynı şekilde yaşanıyor yani. Aile içerisinde
Ekrem Bey'in bahsettiklerinden bahsettim özellikle. Tabii aile içerisinde de. Aile içerisindeki o eski saygı, sevgi devam ediyor mu hala? Çünkü yani genç nesille birlikte bazı şeyler değişiyor, istesen de istemesen de. O anlamda söyledim. Şöyle, eskiden bir bahçe içerisinde, büyük bir bahçe içerisinde böyle oturuluyordu. Kültürel faaliyetler, bu dediğimiz nezaket kuralları çok daha fazla yaşanıyordu. Ama evet, şimdi evet. Artık ben de bir inşaat müteahhidi olarak biz bu bahçeli evleri alıyoruz. Şimdi koca apartmanları dikiyoruz. Dolayısıyla bu kültürel etkinlikleri bu yüzden belki normal yaşamda çok fazla yaşayamıyoruz ama STK'ların da burada anlamı ve önemi ortaya çıkıyor. Bizler bu belki de unutulmaya yüz tutacak olan bu gelenek ve göreneklerimizi sivil toplum örgütleri vasıtasıyla böyle düzenlediğimiz orijinal güzel gecelerimizde yaşamaya, yaşatmaya ve nesiller boyu devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet Sibel Hanım, siz de bir iş kadınısınız. Evet. Çok çalışan kadın var mı şeyde? Balkan kadınları içerisinde çok çalışan var mı? Tabii ki. Yani şimdi az önce Nodem Şah'ın terzi ve modadan bahsetti. Bir geniş, siz de kuaförsünüz. Evet. Bayanların büyük bir çoğunluğu çalışıyor herhalde. Çalışıyoruz, aynen öyle. Tabii, yani çok, kültürümüzü yaşamak. Yaşam şartları zorladığından dolayı mı yoksa genelde bizim kadınlarımız böyle de mi diyorsunuz? Yaşam şartları da mutlaka bunun içinde. Tabii ki. Evet, işiniz kolay değil. Peki organizasyonda neler var başka sizin söyleyebileceğiniz? Neler var? Saç tasarımlarımız var. Orada da yapacak mısınız bir şeyler? Yok, ben hazırlayacağım. Sahnede zaten bütün saçlar ve makyajlar bize ait olacak. Kına organizasyonumuz var. Kına organizasyonu. Gelinlik şovlarımız var. Balkan gelinlikleri. Evet, Balkan gelinlikleri. Bunları peş peşe sıralamak aslında gece uzun sürecek herhalde. Yani gece uzun, bir de güzel bir sanatçımız var. İzmirli bir sanatçımız var. Kim? Gamze Matracı. Gamze Hanım. Memleket türküleri mi söyleyecek? Memleket türküleri söyleyecek ve Balkanların Gülü isimli bir yeni bir CD'de çıkardı Gamze Matracı Hanım. O gece de bizlerle birlikte olacak. Makedonya'dan, Bosna'dan, Karadağ'dan, Arnavutluk'tan esintiler, güzel böyle müzik ziyafetleri de olacak. Geçen Gamze Hanım'la oturduk, bir kahve içiyoruz. Gamze Matracı bizi seyrediyorsa buradan kendisine de selamlarımı gönderiyorum, sağ olsun. Biz derneğimizi 1998 yılında kurduğumuz yıldan itibaren her yıl böyle kültürel faaliyetler yapıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz dediğim gibi. Gamze Hanım'ın rahmetli babası Aytunç. Aytunç da bir Balkan sanatçısıydı. Trafik kazasında kendisini kaybettik. Rahmetle buradan Aytunç Bey'i de anıyoruz. Aytunç'u biz bundan 16-17 sene önceki gecemizde misafir etmiştik. Yine bu camımızda yaptığımız bir Balkan gecesinde Aytunç çıkmıştı. Sahnede gene bir Balkan esintisi yapmıştı. O zaman Gamze kızımız küçük bir kızdı. Hatırladı o gün, dedi ki, ya dedi Ekrem Başkanım, dedi, benim dedi ilk sahne deneyimim, 5000 kişiye yapmıştık o zaman Buca'da, Gölet'te, sizin gecenizde olmuştu. Yani bugün Gamze kızımız da iyi bir Balkanlar iddialı bir sanatçı. Çok iddialı, güzel ve iyi de gidiyor. Bizim gecemizde bunlardan da bahsedecek inşallah. Evet, diğer bayan arkadaşımız yönetimden mi? O da bu tip organizasyonları yapan Münevver kızımız, Münevver Kurtuluş. Münevver kızımız da özellikle kına gecesi, gelin alma merasimleri ve bu kültürü yaşıyor, yaşatıyor. Bir de özel düğünlerde isteyenlere de bunun organizasyonunu da yapan bir kızımız. Evet. Gelsin orada anlasın. Sibel Hanım'a teşekkür edelim. Ben teşekkür size ederim. Size kolaylıklar diliyorum. Gerçekten işiniz zor. Sağ olun. 70 tane bayanla uğraşmak herhalde kolay değil. Evet. Olsun. 24 saat durmadan çalışacak. Aşkla yapıyoruz. Başkanımın dediği gibi. Size çok teşekkür ederim. Münevver Hanım'ı çağıralım biz. Tamam. Teşekkür ederim. Selim Bey'le biz devam edelim. Tamam. Ekrem Bey'le devam edelim konuşmaya. We'll be right back.
Evet, dördüncü bayan da geldi. Hemen ona döneyim, hoş geldiniz diyelim. Münevver Kurtuluş. Siz nelerle meşgul olacaksınız? Ben kına organizasyonları yapıyorum. Kına organizasyonu. Düğün davet işleriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda derneğin üyesiyim. Dernekte kaç tane bayan var Sayın Başkan? Bizim derneğimizde yüzlerce bayanımız var. Yani hemen hemen o yarı yarıya diyebilir miyiz bunu? Tabii tabii, bizim bayanlarımız çok aktif. Yani gerçekten çok becerikli, çok aktif, çok hoşgörülü. Eksik olmasınlar. Benim eşim de bir boşnak hanımefendisi. Aynı zamanda dernekleştiler. Yani bizlere bağlı bir sadece Rumeli Göçmenleri Derneği içerisinde değil, Rumeli Balkan Kadınları Derneği olarak da bir dernekleri de var. Kendilerine bağımsız bir dernekleri de var. Orada da faaliyetlerimiz... Federasyon çatısı altında. Federasyonumuzun çatısı altında aynı şekilde. Orada da faaliyetlerini sürdürüyorlar. Münevver kızımız bizim kültürümüzü çok iyi yaşıyor ve yaşatıyor sağ olsun. Çok güzel organizasyonları var. Bir gelin alma merasimini bizim için kızlarıyla birlikte sergileyecek. O gece bir sergilemede bulunacak. Münevver Hanım da bir iş kadını yani. Tabii aktif olarak çalışıyorum. Evet. Kına organizasyonu, düğün davet işleri yapıyorum. Bu hazırlandığımız 17 Şubat Rumeli gecesine de 40 yıl önceki iki görümcenin damadın evinden gelini nasıl çıkardığını, onun yüzünün yarıya kadar örtülü olup düğün anına kadar görmeyişini, yavaş yavaş gelişini çok Düğün anına kadar kim görmüyor? Damat Bey görmüyor. Damat görmüyor. Tabii damat Bey görmüyor. Daha önce de görmüyor mu? Hayır, görmüyor. Görmüyor. 40 yıl önceye kadar böyleymiş. Şimdi karıştı. Adetler öyle. Yüz yarıya kadar kapalı. Kayınvalideye çok şenlikli bir şekilde iki görümce getiriyor. Çok yavaş bir gelinin kayınvalideye saygısı var. Bir temane alması var. Daha sonra düğünün sonunda yüzünün örtüsünü damat bey açıyor. Temana mı? Temenna. Temenna, evet. Bu şekilde. O gün hani görsel bir şov hazırladım kendi işim açısından. Balkan kültürünü yaşatmak adına da güzel bir gelin alma merasimiyle başlayacağız. Organizasyonların içinde bulunan temsili gösterilerimi sergileyeceğim. Güzel bir gece olacak. Çok güzel hazırlanıyoruz. Bu gelenek aslında devam etmeli miydi sizce? Az önce bahsettiğiniz gelenek söyledim. Devam etmeli miydi? Aslında etmeli. Hala daha devam ediyor. Sadece biraz daha biz bunu modernleştirdik. Şeyde mi? Balkanlarda mı devam ediyor bu gelenek, yoksa burada da varmış? Aile yakınlarımda, eşim Makedonya Umavalı benim. Hı hı. Yakın tarih içerisinde aile büyüklerim gittiler oraya. Hala da bu kültür gelenek devam ediyor orada. Makedonya'nın bazı bölgelerinde. Evet, devam ediyor. Özellikle Studenichane bölgesinde, Svetova'da bizim Üsküplüyüz biz. Umova komple buraya gelmiş. Hiçbir kişi kalmamış orada. Yani bütün kasaba hepsi gelmişler ama bizim kasabamıza yakın olan bölgeler var. Biz oralara gidip geliyoruz. Orada düğünlere de katılıyoruz. Ve enteresan, halen Balkanlarda yaşayan bizim Arnavut soydaşlarımız, Boşnaklarımız, Torbeşlerimiz, Türk asıllı soydaşlarımız, siz ne istiyorsunuz, sizlere ne getirelim hediye olarak dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti anlaşanlı bayrağını istiyorlar bizden. Bayrağı getirin bize. O düğünlerde bayraklarını asarlar, açarlar. Ve bayrak bizim olmazsa olmazımızdır. Yani Balkanlarda halen yaşayanlar için de bunu bahsediyorum. Bizler ister Arnavut olalım, ister Boşnak olalım, ister Torbeş olalım, ister Pomak olalım. Ama hepimiz elhamdülillah Türk'üz deriz. Ve halen orada onu söylerler. Elhamdülillah Müslüman mısın? Elhamdülillah Türk'üm. Türklük ve Müslümanlık o kadar iç içe. Yani bununla da gurur duyuyoruz açıkçası. Türkiye'de yaşayan evladı Fatihanlar adına. Bayrağı bu kadar çok bağlıyız. Evet, Münevver Hanım'a döneyim. Siz hangi bölgeden geldiniz? Buca. Yok, şey, aile. Aile kökeni olarak şöyle söyleyeyim. Babam Selanik macunu. Annem de Yörük kökenli. Eşim Yugoslavya Makedonya. Yugoslavya Makedonya. Göçmen yeminim. Bir şey dikkat ettim. Gelen bütün bayanların eşleri de o bölgeden. Evet. Böyle özel bir şey mi var böyle? Ya, biz şey değil yani, öyle bir özel yani bir şey. Yani özellikle mi bütün bayanlar eşlerini o bölgeden seçmişler? Yoksa erkekler bayanları nasıl bilmiyorum da. Tabii yani bir Balkanlı kayınvalide, oğul yani bir Balkanlı anne oğluna bir göçmen kızı almak istiyor. Muhakkak yani, gelin de istiyor o aynı bölgede. Öyle istiyor ama tabii bizim kızlarımızı gören Anadolu'nun yiğit
aileleri de bizden de kız almak istiyor. Tabii kız verdik, kız aldık. Yani artık Anadolu'yla bütünleştik. Zaten bizim esas kökenlerimiz de Konya, Karaman'dan Balkanlara giden, daha Selçuklu zamanında giden ailelerin çocukları. Yani bu bir tesadüf yani. Evet, gecede başka ne gibi sürprizlerimiz olacak 17'sinde? Çok yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Ekip arkadaşlarım var, Nodem Şahan'ım. Balkan kıyafetlerinin çift defilesini yapacak. Hı hı. Yaklaşık bir 500 kadar parça sergileyecek. Kemeri, tokası, tacı, yeleği. 500'e kadar bir parça sergileyecek. Güzel bir görsel şölen hazırladık manken kızlarımızla. Yine ekip arkadaşlarımdan Sibel Ertürk hanımefendi de saç tasarımlarını çıkaracak bu gece. Aynı zamanda bir gelinlik defilesi olacak. Dubai gelinlikleri sergilenecek. Protokolümüzde çok değerli Ekrem Selimler'in önderliğinde güzel bir protokolümüz olmuş olacak. Bunun yanı sıra ben dediğim gibi bir Balkan kültürünü yaşatmak adına bir kına organizasyonu kendi işimde şölen yapacağım. Ama kültürü yaşatmak adına da bir 40 yıl önce, 50 yıl önceki bir gelin almayla başlatacağım bunu. Hı hı. Yine ikramlarımız olacak. Bu organizasyonları yani Makedonya'dan gelenlerin dışında mesela Ege bölgesinden kişiler de istiyorlar mı benzer organizasyonlar? Çok yoğun talep var. Çok yoğun talep var. Geceleri mesajlara cevap veriyoruz. Bulunduğumuz dükkanlarımıza, mekanlarımıza sürekli ziyaretçi kabul ediyoruz. Davetiye soruyorlar. İşte o gece şu mu olacak, bu mu? Ünlü bir sanatçımız gelecek. Sayın Gamze Matracan'ım gelecek. Güzel bir gece olacak yani inşallah. Evet, herkese tavsiye ediyorsunuz diyor. Kesinlikle. Ne kadar kişi katılıyor tahmini olarak? Vallahi geceleri. Yani inanın salonda... Benim duyduğum çok kalabalık olduğunu biliyorum. Sıraşını yapmıştık bunun bir buçuk iki yıl kadar önce. Çok güzel, çok ciddi tepkiler aldık. Yani bir oturak sandalye olarak 1000 kişi, 1500 kişinin aldığı düğün salonunun dış mekanına taşıp otoparka kadar taşmıştık. Güzel yani, şimdi, güzeldi. Şimdi Ahmet Bey düşünün, salonumuzda masalar var. Masalar çok yer işgal edeceği için biz dedik ki masaları lütfen dışarı çıkartalım. Hı hı. Şimdi bir hazırlık yapılıyor salonumuzda. Masalar dışarı çıkarılacak. Sinema düzeni, sandalye düzeniyle çünkü çok fazla talep var. Dediği gibi 1500 kişi kadar gecemize katılacak ki yerimiz o kadar. Ama önümüzdeki sene buradan yine bir müjde vereyim. Büyük bir salon, spor salonunda. Bunun organizasyonunu daha da güçlü, daha da güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz açıkçası. Tabii bu yılki kalabalık da biraz da gösterge olacak değil tabii, mi? Yani bizim her bir organizasyonumuz bir sonraki organizasyona bir örnek teşkil ediyor. Hı hı. Daha da güzel oluyor. Eksiklerimizi görüyoruz, daha da güzel nasıl yapabiliriz? Çünkü bu işin içerisinde aşk var, şevk var, sevgimiz var. Biz aşkımız ve sevgimizle bunu güzelleştiriyoruz. Gerçekten bu kültürü yaşatmayı seviyor musunuz? Devam etmesini evet, istiyor musunuz? Kesinlikle. Ben kendim yeni gelin gençler, olduğum... Gençler mesela istiyor mu aynı şeyi sizin gibi? İstiyorlar ama biraz daha modernleşmiş halini istiyorlar. Hı-hı. Ben kendim yeni gelin olduğum dönemde bütün kültürü yaşayarak gelin oldum. Ve hiç de pişman Hı-hı. değilim. Yeni evlenecek olanlara, bizim kültürümüzle evlenecek olan herkese kesinlikle yapmalarını, daha sonradan hani baktığı zaman neden ben yapmadım diye içinde kalmamaları da kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi ki de yapmışım. Evet, size de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ekrem Bey'le bitirelim biz gene de. Süremizin sonuna da gelmiştik. Kimler gelecek? Davetli herhalde İzmir'in her yerinden gelecekler. Diğer dernekleriniz var. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin asli, Türkiye Cumhuriyeti vatanımız içerisinde yaşayan asli unsurlarız. Kendimizi kesinlikle soyutlamıyoruz. Yani buraya tüm dostlarımızı, herkesi davet ediyoruz. Buraya Madenler Federasyonu Başkanı'nı da davet ediyoruz. Diyarbakırlı dernekleri de davet ediyoruz. Yani burada bir şeyimiz yok. Kültür arası bir dayanışma olsun istiyorsunuz. Kültür arası bir dayanışma da olacak. Zaten bizler bunun ispatını yapmış olan insanlarız. Bizler Türkiye'de yapmış olduğumuz bu organizasyonlarla Türkiye'de daha nasıl hizmet edebiliriz'in aşkıyla yanan insanlarız. Urfa'da biz etkinlik yaptık mesela. Özgür kardeşim de sizlerle birlikte bu etkinliğimize katılmışlardı. Balkan Sıra Gecesi yaptık Urfa'da. Urfa'daki yaşayan Arnavutlar, Urfa'da yaşayan Araplarla, Kürt kardeşlerimizle Balkanlı insanları 11 Nisan'da Urfa'nın düşman işgalinin kurtuluş günü biz etkinlik yaptık. Buradan Urfa'ya bir köprü kurduk. Dedik çok ki güzel. Türkiye'nin en batısından Türkiye'nin en doğusuna kültürler arası nasıl böyle güzellikler yaşayabiliriz?
bunu yaşadık ve yaşattık. Yani o gecemizde bizler siyaset üstü duruşumuzu bozmuyoruz. Biz Balkanlardan gelen kaybedilmiş toprakların aziz hatıraları olarak kültürümüzü yaşatma adına her kültürle bir arada bulunup A partisi, B partisi, C partisi demeden yeter ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını seven, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti devletini seven, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman ordusuna seven, sayan insanlar olsunlar. Biz herkes de aynı çatı altında bulunmaktan açıkçası şeref duyuyoruz. Balkan Rumeli insanının en büyük özelliği devletçi olan yapısıdır. Bizler devletimize bakar, hizaya geçeriz. Olmazsa olmaz devletçiyizdir. Bayrağımızı çok severiz. Türkiye Cumhuriyeti nişanlı bayrağı için ölürüz. Ve son günlerde de Afrin'le alakalı bir açıklamada da bulunmak istiyorum müsaadenizle. Şanlı ordumuzun, şanlı devletimizin yanındayız. İnanın bizim gençlerimiz yani zor tutuyoruz. Yani yeter ki bize de, yani bizim işte 18 yaşından altında gençlerimiz de var. Ben çoğuna da dernek içerisinde de şahit oldum. Başkanım ne olur gerekli olan yerlerle de şey yapın, irtibata geçin. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusuyla savaşmaya, kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız diyen gençlerimiz de varlar. Şanlı ordumuzu çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz. Canla başla ne gerekirse yapmaya da hazırız inşallah. Evet, bugün de kötü haberle uyandık. İki şehidimiz varmış bugün de. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diyelim. Ekrem Bey çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sonuna geldik. Biz teşekkür ederiz. Evet, Nodem Şah vatansever Nodem Şah Hanım'a da çok teşekkür ederim. Sayın Sivet Ertürk, size de teşekkürler. Ve Münevver Kurtuluş. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler ve başarılar, kolaylıklar diliyoruz size de. Evet, son sözlerinizi alalım Ekrem Bey. Şöyle ekranlarımıza dönelim. Son söz olarak neler söylersiniz? Ondan vallahi sonra yani, veda edelim. Dediğim gibi çok mutlu olduk. Bizlere Yeni Gün TV ailesi olarak yer verdiğiniz için eksik olmayın. Buradan dediğim, az evvel de bahsettiğim gibi tüm dostları, İzmir'de yaşayan herkesi, gecemizi, kültürümüzü hep birlikte yaşamaya, yaşatmaya davet ediyoruz. Bir de bugünlerde, az evvel de dediğiniz gibi ne yazık ki bugün de iki şehidimiz var. Bizler o gün şehitlerimiz için de saygı duruşumuzu yapacağız. Şehitlerimiz için de birer siyah kurdelamızı, gösteri yapan siyah bantlarımızı da takacağız. Şehitlerimize olan saygıdan, sevgiden gösterisi olsun diye onu da yapacağız inşallah. Evet, tekrar edelim. O ayın 17'sinde 17 Şubat cumartesi günü gecemiz Buca'da Altınsaray düğün salonunda olacak. Dediğim gibi saat 19'da başlayacak. Çok orijinal, güzel bir dolu dolu bir gecemiz olacak. Dediğim gibi Nodem Şah vatansever hanımefendi bizlere Balkan kıyafetlerini özel hazırladı. Yine Simel kuaför hanımefendi, Balkan gelinbaşı görmek isteyen, İzmir'de yaşamak isteyenler gidip görsünler. Yine Münevver kızımız sağ olsun bu görselleri yaşama yaşatma adına sergilemesini, kreasyonlarını Münevver hanımefendi de orada büyük emekleri olacak. Herkesi davet ediyorum. Buyursunlar, evet, gelsinler. Çok teşekkürler Ekrem Bey. Evet Münir Hanım, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyoruz. Ekrem Selimler, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eksik olmayın, bize yer verdiniz. Evet, Yeni Günde Günden burada sona eriyor. Konuklarımız Mucar Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Sayın Başkanı Ekrem Selimler, yine dernekte çalışan Sivel Ertürk, Münevver Kurtuluş ve Nodem Şah vatansever hanımlara çok teşekkür ediyoruz. Ve yeni bir Yeni Günde Gündem'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.